Günaydın. Günaydın Sibel Hanım. Bugün gelmeyecektiniz ama. Programımda değişiklik oldu. Ben bütün toplantılarınızı iptal ettim. Ama isterseniz yeniden organize edebilirim hepsini. Yok yok, gerek yok. Almanya hamlesine start vermenize az kaldı. Ona odaklanmak istiyorum ben. Tabii Sibel Hanım. Timur Bey nerede? Seval, iyi misin? İyiyim, iyiyim Sibel Hanım. Timur Bey odasındadır herhalde. Sen benimle odaya gelsene, şu programı ayarlayalım. Tabii. İş başı yaptığınıza göre şu Almanya raporlarını hazırlayabilir misiniz Erhan Bey? Sibel, hala rapor diyorsun ya. Ben seninle aramdaki bu gerginliği konuşmak için geldim. O konuyla ilgili konuşacak bir şey yok. Ben Elif'le ilgili düşüncelerimi söyledim. Sen inanmıyorsun. Hala sakinleşmemişsin sevgilim. Peki, tamam. İstediğiniz raporları hemen hazırlayıp geliyorum. Akşam saat 8'de aile yemeğimiz var. Bu gerginlikle aile yemeğine mi katılacağız? Birkaç saat idare edersin. Burhan Bey için sevgili rolü yapabiliyorsan, ailem için de karısını çok seven koca rolü yaparsın bence. Sibel, kırıcı oluyorsun. Ben böyle olmak istemiyorum seninle hiç. Benim çok işim var. Şu an bunları konuşmak istemiyorum. Ya Sibel, Elif'in niyeti alenen ortada madem. Benim niyetim ortada değil mi ya? Benim bütün bunları Burhan Baba için yaptığıma inanmıyor musun? Aramızın düzelmesini istiyor musun? Evet, hem de çok, bunu biliyorsun. Hı. O zaman eski nişanlından uzak duracaksın Erhan. Kız çat kapı benim kapıma geliyor. Sana kendini acındırmak için birkaç gözyaşı döküyor. Sen de ah Elif, vah Elif deyip düşünüp duruyorsun. Ya Sibel, haklısın. Yani Elif çok yalan söyledi, çok aldattı. En çok da ben kızgınım ona ama... Ama ne Erhan? Yani Elif'in yaptıklarını söylüyorum ama sen gözünü açmıyorsun bir türlü. Sibel, Elif zor zamanlar geçiriyor, zor bir evreden geçiyor. Kendi çektiği acılar yetmiyormuş gibi bir de şimdi babasıyla uğraşıyor. Yardım etmek istiyorum sadece. Onların da başka bir beklentisi yok. Zannetmiyorum. Ben Elif'in tavrından bir şüphe duymuyorum. Duymuyorsun öyle mi? O zaman sana kelimesi kelimesine bana ne söylediğini söyleyeyim bakayım, aynı şekilde düşünecek misin? Ne söyledi de bakalım. Açık açık ne yaşattıysan aynısını yaşatacağım sana dedi. Böyle tehdit etti. Hem de ne zaman yaptı bunu biliyor musun? Sana kendini acındırdıktan böyle 2 saniye sonra. Ya öfkeyle söylemiştir diyorsun ya hala. Ya sen bu kızın yaptıklarını ne kadar çabuk unuttun? Unutmadım ya, bir şey unuttuğum falan yok Sibel. Sadece babasına destek olmak için yanındayım. Başka bir sebebi yok bunun. İnan artık lütfen ya, ne olur. O toz konduramadığın o Elif var ya... seni manipüle etmeye çalışıyor ve bence bunu gayet iyi başarıyor. Ya Sibel yapma Allah aşkına, bak dönüp dönüp aynı yere geliyoruz ya. Burhan Baba benden öyle bir istedi ki Kazdağlarına gitmek istiyorum dedi. Belki bir daha göremeyeceğim Erhan dedi. Lütfen dedi. Görmen lazımdı, seni tanıyorum. Sen de ikna olacaktın. Tamam, konuyu daha fazla konuşmak istemiyorum seninle. İşime dönmem lazım. Sen de işine dön. Almanya'dan haber bekliyorlar. Sırf evli olduğumuz için de işlerini aksatmaya çalışma, tamam mı? Bak yine aynı şeyi yapıyorsun işte bu. Bu. Ne? Sabah da aynısını yaptın bana. Bana sürekli bunu yapıyorsun. Benim seni ikna edeceğim hiçbir şey yoksa ben seninle inanmak istiyorsan beni. Melis neredesin? Muayenehanedeyim canım, ne oldu? Ya sen hep böyle durumlarda arıyorum da farkındayım ama canım çok sıkkın. Bir gelsen bir yerde bir kahve içsek olur mu? Ya ben de seni arayacaktım. İstersen beni muayenehanenin oradaki kafede buluşalım. Tamam, geliyorum oraya. Ne yapıyorsun? Çalışıyorum kanka. Sen ne yapıyorsun? Oğlum aradı, seni arıyorum. Ne oldu oğlum? Niye geldin? Ya şunları getirdim işte. Ha. Konuştuk ya. Tamam, unuttum. Tamam, bakarım. Abi iyi misin? İyi, yok bir şey. Yok bir şey. Erhan'cığım, kardeşim biz eski arkadaşız ya. Bir şey yok diyorsun ha.
Yükür bakayım. Neyin verdiğini yok. Anlat. Ben elime attığım her şeyi mahvetmek zorunda mıyım Samet? Arancığım, kardeşim sen neden bu kafalara girdin? Gözünü seveyim ya. Ne alakası var? Şunu deli deli konuşma Ayhan. Yani bazen diyorum ki ta en başta Antalya'ya hiç gitmeseydik biz nasıl olurdu acaba her şey? Bir düşünmeden edemiyorum yani. Ya oğlum tamam şu mağazayı kurcalamayı bırak. Hayat devam ediyor sonuçta. Oğlum senin mis gibi hayatın var lan. Oğlum sen Koraslanların damadısın. Sibel Koraslan'la evlisin. Doğru söylüyorsun birader. Sibel Koraslan'la evliyim. Aynen öyle. Ha tamam. Sen Sibel'le kavga etmişsin. Tartıştınız mı? Ne oldu? Oğlum, olur böyle şeyler evlilikte. Erhan, bak bana, ben bekarlık sultanlıktır kafasına takılıyorum. Ama sen öyle miydin? Hiç öyle biri değildin ki sen. Hep aile istedin oğlum sen. Çocuğum olsun, pikniğe gideyim hafta sonu bir şeyler. Sen istemedin mi? İstedin. İşte. Ne kurucu oluyorsun oğlum sen geçmişi falan? Bak keyfine, bırak şu geçmişi. Ben yandım kardeşim. Erhan bu durumu kolay kolay atlatamayacak. Ya şimdiden benim yüzümden demeye başladı. Ya bu arada sana bugün söyleyecek vaktim olmadı ama Tuncay beni görmeye geldi bugün. Ha, öyle mi? Dosyasını getirmiş Elif'in. Durumunu öğrenmek için. Abim için de üzülüyorum ya. Elif için böyle çırpınıp duruyor. O da çok üzülüyor. Peki durumu nasıl? Anne olma şansını kaybetti mi gerçekten? Maalesef. Şaka gibi ya, böyle roller değişmiş gibi değil mi? Böyle sanki ben onun yerine geçtim, o benim yerime geçti. Ay canım yapma Allah aşkına. Ne ilgisi var? Bu her kadının başına gelebilecek bir durum. Ya ben Elif'in yapacaklarından korkuyorum. Başına gelen her şey de beni suçluyor. Ya süreç onun için çok iğne. Ama zamanla anlayacaktır senin hiçbir ilgisi olmadığını. Bilmiyorum. Ya buna ben bile emin değilim. O ne demek şimdi? Belki Antalya'da teklifte bulunmasaydı. Onlar şimdi evli olacaktı. Çoluk çocuğa karışmış olacaklardı. Sibel bunu hiç kimse bilemez. Bunlar sadece varsayım. Yani sen olmasan da belki ayrılacaklardı. Ya da Elif yine anne olamayacaktı. Ben biliyorum. Sen bu kıza ikinci bir şans verdin. Geri çekilmen gerektiğinde hiç düşünmeden geri çekildin. Kendini suçlama artık lütfen. Ya içim böyle huzursuz. Erhan da öyle biliyorum. Ya inşallah mutlu oluruz yani. Ya yapma bunu işte, kızın stili de tam olarak bu. Sen kendini suçlayacaksın, Erhan kendini suçlayacak, huzurunuz kaçacak. Bu tuzağa düşme. Kocanı böyle altın tepside sunmuş gibi olacaksın o kıza. Ne o Erhan Bey? Erken paydos vermeye mi karar verdiniz? İstediğiniz evrakları masanıza bıraktım Sibel Hanım. Size daha önce de söylemiştim ama yine tekrarlayayım. Cezabel'in Almanya'ya açılması fikrine gerçekten karşıyım. Çok merak ettim. Tim Bey'in yüzünden karşı değilsiniz değil mi? Hayır. Yani karşıt görüşlerimin sebepleri var. Merak ettim sebepleri neymiş? Kültürel farklılıklar, müşteri alışkanlıkları bizim pazarımızı biraz daraltıyor. Üzerine yüksek fiyat politikamızla birlikte müşterinin ihtiyaçlarını karşılayamaz bir hale geliyoruz. Yani kısacası feasible değil. Yani size göre biz yurt dışına bile açılamayacağız. Yok değil, öyle değil. Yani gerekli prosedürler ve stratejilerle neden olmasın? Evet. Siz bu konuda çok başarılısınız. Doğru. Sizden daha iyi olduğum söylenemez Sibel Hanım. Şimdi nereye peki? Eski nişanlınız ve ailesinin yanındaki mesainize mi? Akşam 8'deki yemeği unutma. Yok unutmadım, merak etme. Ben damatlık görevimi sonuna kadar yapacağım. Sizi utandıracak en ufak bir şey yapmam, merak etmeyin. Yok merak etmiyorum zaten. Oyunculuk performansınız ortada zaten ha? Erhan, şirkette nasıl gidiyor işler? Alışabildin mi? Gayet iyi gidiyor Tahir Bey. Sıkıntı yok, sorun yok. Her şey yolunda. Tahir Bey ne evladım ya? Artık bir aileyiz. Baba daha münasip olmaz mı? Erhan'ın bir tane babası var. O da Burhan babası. Ablacığım sen şirkette reklam stratejileri dosyasına bakabildin mi? Konuşamadık hiç. Yok gönderdiler ama bakmadım. Yarın ilgileneceğim. Aa, iş mi konuşacağız şimdi yemekte? Şirkette bütün gün konuşuyorsunuz. Daha güzel şeylerden bahsedelim.
Mesela biz torunumuzu ne zaman kucağımıza alacağız? Yani biliyorum sizin de kendinize göre muhakkak planınız, programınız var ama bizim de yaşımız ilerledi. Yani Sibel'in bebeğini kucağımıza alsak, öpsek, koklasak iyi olmaz mı Tahir Bey? Çok güzel olur ya. Çocuk bir ailenin neşesidir. Hem de nasıl? Ya bak şimdi aile falan deyince şöyle diyorum, yarın sabah ailece bir kahvaltıya gitsek, yelken kulübüne bir yer ayırsak ha? Ne dersiniz, iyi olmaz mı? Harika olur. Yarın için benim müsaitliğim yok, kusura bakmayın o yüzden. Başka zaman katılabilirim. Erhan yarın Elif'in ailesiyle Burhan babalarını tatile götürecek. 2-3 gün yok. Sen hala görüşüyor musun onlarla? Evet, Zahir Bey kısa bir süreliğine. Yani Burhan babanın sağlığı için. Burhan Bey bizim için de çok değerli gerçekten. Ama oğlum senin kızıyla olan eski ilişkin, şimdi Tuncay'la olan ilişkileri... Biraz... Evet, evet, her şey çok karışık anne, haklısın. Benim açımdan karışık bir şey yok aslında pek. Yani Burhan babanın sağlığı için onların yanındayım. Bir düzelsin, bir ayağa kalksın, bir toparlasın. Sonra işim bitecek zaten o tarafla. Endişe etmenizi gerektirecek bir durum yok yani. Bana kalırsa böyle bir şeyin hiçbir gerekçesi olamaz. Ben diyorum ki, bence hiç böyle şeyler konuşmayalım. Erhan abi benim canım enişteme bu gergin korasına yemeklerini misafir etmeyelim. Nesi varmış ailemizin, yemeklerimizin? Aklı başında herkes Koraslan ailesine dahil olmanın ne kadar şanslı bir şey olduğunu bilir. Tahir Bey, bence fazla uzatmayalım. Erhan bizim ne demek istediğimizi anladı. Ve eminim ona göre düşünecektir de. Anladım efendim. Üzerinde de düşüneceğimden emin olabilirsiniz. Belki bir kıyaslama yaparsın Elif'in ailesiyle. Hı? Nasıl? Erhan, biz yemekten sonra seninle benim çalışma odasına geçelim mi? Şöyle erkek erkeğe baş başa konuşuruz. Tabii, erkek erkeğe. Nasihat dinleyeceğim, anlaşılan biraz. Ya nasihat değil. Sohbet. Fikirlerimi dinlemek istersen tabii. Estağfurullah Tahir Bey, her zaman. Baş başa konuşmak nereden çıktı ya? Babam sağlam nutuk çekecek gibi. Ama ne demek nereden çıktı? İşte damadıyla konuşmak istemiş. Bu kadar gerilecek bir şey yok. Ya ablacığım, cidden soruyorum. Ya beni o kadar tembihledikten sonra niye babama söylüyorsun tatile gideceklerini? Ay sinir oldum, söyledim öyle işte. Sibel'cim benim güzel kızım. Bak ben Erhan'ı çok seviyorum. Gerçekten çok efendi bir çocuk ama... Bu kızın ailesinden biraz uzak durmalı artık. Evet haklısın, biliyorum. Ama bana ne diyemez ki? Ya sırtını çeviremez ki onlara. Ya zaten de bu yüzden seviyorum ama aynı zamanda o kadar sinir oluyorum ki bu oyuna. Aşk bir dengesizlik şey diyebiliriz o zaman. Bak sen. Tamam ya damat, gerilme o kadar. Öyle nasihat falan çekecek değilim. Hayat tecrübemi paylaşacağım sadece. Bak, bir insanın babasıyla vakit geçirmesi çok önemlidir. Çocuğun babasına güvenmesi, değil mi? Sevildiğini hissetmesi. Bir baba daha iyi olacak. Daha iyi olacak ki çocuk ona böyle sırtını yasladığı zaman devrilmeyeceğini bilmeli. Benim çocuklarım biliyor. Ama sen... Ben? Sen bilmiyorsun. Senin babanla ilişkin malum. Tahir Bey, bunları daha önce konuşmuştuk. Tekrar konuşmaya gerek var mı? Yoksa konuşalım mı? İşte bazı dersler bir kere de öğrenim ya. Arada bir tekrarlamakta fayda var. Bak, ben her zaman çocuklarımın iyiliği için çalıştım. Tamam, yöntemlerimin doğruluğu tartışılır belki ama... her zaman onların iyiliği için çalıştım. Çabaladım ve hatalarımdan ders almayı da bildim. Bak, gördün mü? Biraz baskı yapınca kırıldı. Bu böyledir. İnsanlarda da böyledir. Bunları bana niye anlatıyorsunuz Tahir Bey?
Ya damadımla iki kelime laf edemeyecek miyim? Artık ben senin baban sayılırım. Bak oğlum, seninle başlarda yıldızımız pek barışmadı ama sonra sen mertliğinle, zekanla gözüme girmeyi başardın. Hı? Ama sanma ki istediğim zaman seni ezip geçme. Bak sana iki şey söyleyeceğim. Birincisi, sen artık Koraslanların damadısın. Hayatını ona göre yaşamayı öğreneceksin. Koraslan soyadını temsil ediyorsun. İkincisi, Sibel'le evli olsan da, Koraslan soyadını temsil etsen de asla gerçek bir Koraslan olmayacaksın. Tahir Bey, hiç öyle bir derdim yok ya benim. Yani ben Sibel'le zengin olduğu için ya da benim hayatımı kolaylaştıracağı için falan evlenmedim. Ben Sibel'le aşık olduğum için evlendim. Bilin. Yani ölene kadar Bursa'nın Gecekondu mahallesinden çıkmış, babası tarafından terk edilen Erhan olmakta hiçbir sakınca yok, öyle mi? Yok, yok. Ben soyadımı da seviyorum. Hiçbir sıkıntı yok hem de. Bak bunu duyduğuma çok sevindim. Yoksa öyle sırtını Sibel'e, bizim ailemize dayayıp öyle kafana göre yaşamana asla izin vermem. Tahir Bey, içeri geçelim mi? Saat geç oldu malum. Karı koca biz erken kaçmak isteriz belki. Geç oldu. Ne oldu damat? Nasihat dinlemekten sıkıldın mı yoksa? Hı? Yok, estağfurullah. Siz bu konuşmayı benimle gücünüzü göstermek için yapmadınız mı? Zaten anladım. Nasıl istersen. Buyur. Babam ne dedi? Yani umarım canını sıkmamıştır. Yok canım, canımı sıkarma. Adamcağız yukarıda tatlı tatlı nasıl Koraslan damadı olunur onu anlattı bana. Ya kötü bir niyeti yoktur. Masadaki gerginliği fark ettiği için öyle bir şey yaptı. Sibel işte gergin. Ben sana dedim, sabah konuştuk daha. Bu gerginlikle mi gideceğiz eve dedim. Sayende anladılar gergin olduğumuzu. Son aldı beni yukarı odasına sürükledi bir güzel. Orada yine bir güzel beni üstü kapalı tehdit etti. Nasıl Koraslanlara layık bir damat olurum bana onu anlattı. Yani daha sayayım mı? Ha, bu şimdi benim suçum mu oldu? Hı? Benim suçum mu oluyor yani? Sen eski nişanlınla tatile gitmeseydin bu gerginlik olmayacaktı. Bu konuşma da yapılmayacaktı. Ya bizim konuşacak başka bir şeyimiz yok mu Sibel? Konu sürekli dönüp dönüp buraya gelmek zorunda mı ya? Evet, zorunda. Çünkü ben bu durumu atlatamıyorum. Ve sen ne dersen de bu normal bir durum değil benim için. Ya sevgilim, çaresizim ya. Çıkışım yok bayağı benim. Burhan babanın yanında olmak zorundayım. Çünkü o benim bu hayatta babam gibi gördüğüm tek insan. Ne olur anla beni ya. Kolları açtığımda geldin. Seni içime bir nefes de çekip de verdin. Tüm yasakları, günahları silip de sevdim. Kendime kalan bir tek sessiz harfleri. Yeniye dönük yüzüm, eski unutur gibi. Sanki hiç yaşanmamış gibi. Ne nankör kalbim. Kendime alışır gibi. Günaydın. Sevgilim. Elif mi? Açmayacaksın değil mi? Ya Buram abiye söz vermiştim bugün. Yola çıkacaktık Sibel. O yüzden arıyor yüksek ihtimal. Yani bilmiyorum tabii de.
Efendim Elif? Erhan'ı verir misin Sibel? Veremem müsait değil. Ne diyeceksin? Ne oldu? O zaman müsait olunca beni arayabilir mi? Çünkü birebir konuşmam gereken bir konu var onunla. Erhan hiç müsait olmayacak bugün. Yani konuşamayacaksın. Ben kocamla baş başa vakit geçireceğim de yeni evliyiz, anlarsın. Peki Sibel. Demek planlarınız var Sibel Hanım. Erhan bana gelemiyorsa ben ona giderim o zaman. Ne oldu? Ne diyor? Bugün bizi rahatsız etmeyecek. Sevgilim, aşkım çok iyi anlıyorum seni. Biliyorum çünkü aynısını ben de yaşadım. Kıskanıyorsun beni. Normal. Ama çok kısa bir süreliğine bu oyunu devam ettirmemiz lazım. Birazcık da anlayış göster, ne olur. Yine senden anlayış istiyorum, lütfen. Tamam, anlıyorum. Anlıyorum ama ne dersen de boş şu an. Hani kıskanıyorum evet ve bu en doğal hakkım. Çünkü ben kocamı seviyorum. Ve Elif'e sınırlarını belirtmek istiyorum. Çünkü bunu yapmazsam daha da abartacak. Hem bugün kocamı kimseyle paylaşmak istemem. O zaman sevgili kocanız size elleriyle bir kahvaltı hazırlamasın mı şöyle güzelinden, genişinden? Bak bu çok güzel olur. O zaman aşkım sen yumurtaları çırpmaya başla. Benim ufacık bir işim var. Hemen geliyorum, tamam mı? Üç tane ben, iki tane sen. Sen ne yapıyorsun? Neredesin sen? Ya sen bana çiçek mi aldın? Mesaim var. O yüzden çıktım dışarı. Sana daha ne çiçekler alacağım? Güller dökeceğim senin yoluna. Sibel Goraslan. Romantik sesler kimden sorulur? Benden sor. Yanıyor mu ya o? Hayır, yakmadı. Vallahi bu olmuş. Bu olmuş. Şaka şaka yanmamış. Kenarları tutmuş biraz. Ne yapmak istersin sevgilim bugün? Evde mi duralım, dışarı mı çıkıp bir şeyler yapalım? İkisini de yaparız. Bir film izleriz, acıkınca da dışarıya çıkarız. Olur, süper olur. O kim? Apartman görevlisi herhalde. Bakalım bakalım. Elif, ne işin var burada, ne oldu? Girebilir miyim? Bir şey mi oldu? Burhan Baba'ya falan mı bir şey oldu? Yok, o iyi, merak etme. Ben seninle konuşmak istiyordum. Sen de müsaade edersen tabii. Tabii tabii, müsaade senin. Yani sen artık sınır tanımıyorsun. Ben de çok merak ettim söyleyeceklerini. Oturabilir miyim? Şöyle oturayım. Ne oldu ya? Dün gece hastaneye gittim. Ara ara sancım oluyordu zaten ama işte babamın telaşından hiç üstüne düşememiştim. Sonra dün gece fenalaşınca dayanamadım, gittim. Neyin varmış peki? Düşükten sonra bir enfeksiyon olmuş. Şu an nasılsın peki, iyi misin? Erhan, ben bir daha anne olamayacağım. Nasıl yani bu? Kesin kesin doğru mu yani? Doğru. Tuncay yanımdaydı bütün gece. İstiyorsan ona sorabilirsin. Elif, ben çok üzgünüm. Benim şu an güçlü durmam lazım. Ne babama söyleyemem bu durumu o haldeyken. Ama senin yardımına ihtiyacım var. Şu üç gün babamı şu tatile götürebilir miyiz lütfen? Sen zaten hayatına devam edersin istediğiniz kadar. Birlikte vakit geçirirsiniz. Ama lütfen şu üç günü babama ayır.
Senden soracağım. Ben babama gideceğimizi söyledim. Gelip gelmemek sana kalmış. Gelirim Elif, kesin gelirim. Tabii ki gelirim. Peki. Teşekkür ederim. Ben hemen geliyorum. Sibel, Sibel. Kızın üstüne gitme, gördün halini. Saçmalama, ben canavar değilim. Ya bu acıyı en iyi ben bilirim. Elif. Gerçekten çok çok üzgünüm. Yani durumunu çok iyi anlıyorum. O yüzden kendini zamanı gelene kadar ve Burhan Bey kendini daha iyi hissedene kadar kötü hissetme. Ya ben sesimi çıkarmayacağım, söz. Gerçekten mi? Çok teşekkür ederim. Ne demek? Sen yeter ki üzülme. Üzüldüğümü kim söyledi? Nasıl yani? Anne olamayacağını söyledin. Evet. Peki bunun sorumlusu kim? Sensin. Ama merak etme. Cezanı çekeceksin. Elif, sen dalga mı geçiyorsun? Bu durumdayken hala intikam peşinde misin sen? Bunlar iyi günler Sibel Koraslan. Senden alacağım intikamın acısını hiçbir şey hafifletemeyecek. Bana yaptıklarının aynısını sana yaşatacağım. Hiç merak etme. Ne oldu? Ne diyor Elif? Aşkım. Elif, intikam peşinde. Ya söylediklerini bir duysan. Ne intikamı Sibel ya? Biraz önce gördün kızın halini burada. Ya ben Elif'e çok üzülüyorum. Çünkü Elif'in hayatı boyunca en büyük hayaliydi yani. Bir aile kurmak, bir çocuk yapmak. Ben de bu kaygıları, acıları yaşadım. Benim sadece 3 ayım vardı. Şimdi daha da az ama benim için bu kadar üzülmemiştim. Sevgilim, yapma lütfen, ne olur. Yanlış anlıyorsun beni sürekli. Yapma. Ben bu konuyu daha fazla tartışmayacağım. Şirkete geçiyorum. Sen de gelmemezlik yapmazsın herhalde. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.